Selamun aleyküm dostlar. Muhteşem bir manzara eşliğinde İdris Köşkü Tepesi üzerindeyim. Bu programda Pierlotti Kahvehanesi'ni, Hüseyin Avni Lifiç'in ve Alaaddin Arabi Efendi Hazretlerinin kabirlerini ziyaret edeceğiz. Son olarak da Kar Yağdı Tekkesi'nin hikayesini anlatacağız. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma şöyle kurul, sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. Şairin ifade ettiği gibi, sade bir semtini sevmenin bir ömre bedel olduğu İstanbul'umuzun en güzel tepelerinden birinde, İdris Köşkü Tepesi'nde onu izliyor, Haliç'i, altın boynuzu seyri temaşa ediyorum. Peki neredeyim? Pierlotti Kahvehanesi'ndeyim. Bu kahvehaneye Pierlotti isminin verilmesi nedir? Nedeni nedir ve Pierlotti kimdir? Pierlotti 1850 yılında dünyaya geldi, 1923 yılında vefat etti. Hayatının son 3 yılını felçli olarak yatağa bağlı halde geçirdi. 8 defa Türkiye'ye, bunların 7'sinde İstanbul'a uğradı. İstanbul'a ilk geldiği 1876 yılında işte burada İdris Köşkü Tepesi'nde ilham alarak Aziyadi isimli romanını kaleme aldı. Bu roman onun matbuat aleminde şöhret olmasını sağlayan romandır. Ve bundan sonraki her bir gelişinde ayrı ayrı romanlar, yazılar kaleme aldı. Onun Türk halkının gönlünde taht kurmasının ve bu kahvehaneye isminin verilmesinin asıl sebebi ise 1911 Trablusgarp Savaşı nedeniyle ve 1913 Balkan Harbi esnasında Türkiye'yi, Osmanlı'yı müdafaa eden yazılar kaleme almış olmasıdır. Adeta halkın gönlünde yer edinmiştir. 1920 yılında adına bir cemiyet bile kurulmuştur, Pierlotti Cemiyeti. Hatta kurucuları arasında Yahya Kemal, Hamdullah Supi, Abdülhak Hamit gibi velut münevverler vardır. Yine 1923 yılında Veliaht Abdülmecid'in himayesinde ve katılımıyla Pierlotti Günü düzenlenmiş ve 1927 yılına kadar da düzenlenmeye devam etmiştir. 1950 yılında ise doğumunun 100. seneyi devriyesi vesilesiyle Pierlotti'yi anma günü düzenlenmiş, Abdülhak Şinasi gayet güzel bir konuşma yapmıştır ve onun eserlerine değinmiştir. Bu gün düzenlenen anma merasiminden dolayı Eyüp Belediyesi işte bu kahvehaneye Pierlotti ismini vermiştir. Zamanla da bu tepenin adı Pierlotti Tepesi haline gelmiştir. Ancak bir parantez açmak istiyorum. Türk münevverleri içinde bazıları Pierlotti'nin Avrupa'da Türk imajını yanlış tanıttığını da söylemişlerdir ki Halit Ziya, Adnan Adıvar gibi münevverler bunlardan bazılarıdır. Yine 1915 yılında Çanakkale Harbi'nde Fransa donanması içinde yer alarak Osmanlı'ya karşı yapılan savaşa katılmıştır ve o dönemde Fransız basını başka olmak üzere dünya basınında yer etmiştir. Yine bir parantez açmak istiyorum. Kendisinin not defterlerinde bazı satırlara rastlıyoruz. Mesela Cenevre'de bulunan Türk konsolosluğu vasıtasıyla Türkiye ve Fransa arasında büyük tezgahlar tertip ettiğini yazıyor. Yine Elise marifetiyle Türkiye üzerinde değişik oyunlar tertip ettiğini kaleme alıyor. Nitekim Çanakkale Harbi'nden sonra Fransız Cumhurbaşkanı şöyle bir demeç veriyor ve diyor ki Rusya'nın kifayetsizliğine, bizlerin başarısızlığı nedeniyle dostumuz Lotti'nin yapmış olduğu her şey hakim kaldı. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde acaba Pierlotti bir ajan mıydı demekten kendimizi alamıyoruz. Lakin ben başka bir noktaya nazarı dikkatinizi celbetmek isterim. Yüzyıllar boyunca Müslümanların gömülmüş olduğu bu tepeye
Fransız bir şairin isminin verilmesi ne kadar doğru. Nitekim burada bulunan İdris Köşkü'nden dolayı buraya senelerce İdris Köşkü Tepesi denmiş. Yine Kar Yağdı Tepesi denmiş. Bu isimler dururken acaba Pierlotti ismiyle anılması doğru mudur? Bunu da sizin takdirinize bırakıyorum. Simgeci bir yaklaşımla ve lirik üslubuyla yapmış olduğu resimlerle Türk resim tarihine damga vurmuş bir isim Hüseyin Avni Bey'in metfun bulunduğu yerdeyiz. Hüseyin Avni Bey 1886 yılında Samsun'da doğmuş, 1927 yılında İstanbul'da vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir. Yine hanımı ünlü bir resim sanatçısıdır. Harika Hanım da vefat ettikten sonra buraya defnedilmiştir. Kendisi mimar Henry Prost'un vesilesiyle Osman Hamdi Bey ile tanışmış ve Osman Hamdi Bey'in tavsiyesi üzerine Halife Abdülmecit tarafından Fransa'ya gönderilmiştir. 1909-1912 tarihleri arasında Fernand Cormon'un atölyesinde çalışmış ve burada Avrupa'nın çağdaş resim anlayışından etkilenmiştir. Kendisi aslında gerçekçi üslupta eserler ortaya koymuş ancak sembolik resimler yapmayı da ihmal etmemiştir. Onun yapmış olduğu resimler bugün İstanbul'umuzun en güzel müzelerinde sergilenmektedir. Kendisi hakikaten resim tarihi açımızdan çok önemli bir isimdir ve Sanayi-i Nefise Mektebi'nde vermiş olduğu derslerde pek çok talebe yetiştirmiştir. Vefat edene kadar da ömrünü resme adamış değerli bir sanatçımızdır. Osmanlı Devleti'nin 7. Şeyhülislamı olan Alaaddin Arabi Efendi Hazretleri'nin mezarının yanı başındayım. Kendisi hakikaten büyük alim ve büyük bir ariftir. Halveti tarikatına intisap ettiği için kendisine Zülcenaheyn denmiştir. Yani iki kanatlıdır. Hem alimdir hem de ariftir. Arabi denmesinin nedeni ise Halep'te doğmuş olmasındandır. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Sahn-ı Seman medreselerinde müderris olmuş, 2. Bayezid döneminde ise Şeyhülislamlık makamına getirilmiştir. Öyle büyük bir ariftir ki bazen ders yaparken gönlü aşk-ı Muhammedi ve ilahi aşkla dolar, dersi yarıda bırakmak zorunda kalırmış. İşte bu arif, bu abid, bu alim zat vefat ettikten sonra 1496 senesinde Eyüp'e defnedilmiş. Eyüp'te 26 Şeyhülislam metfundur. Bunların ilki Alaaddin Arabi Efendi Hazretleri'dir. Gelin görün ki bu büyük zatın kabrinin hali pürmelali içler acısıdır. Sizler de ziyaretçilerini bekleyen bu ulu zatı yalnız bırakmayın ve ona Fatiha-i Şerif hediye etmeyi ihmal etmeyin. İdris Köşkü Tepesi'nin ya da diğer ismiyle Kar Yağdı Tepesi'nin en zirve noktalarından birinde olan Kar Yağdı Baba Tekkesi'nin, Bektaşi Tekkesi'nin haziresindeyim. Buraya Kar Yağdı Tepesi denmesinin nedeni İstanbul'a ilk karın bu bölgede düşmesinden dolayıdır. Hatta burada devasa kar kuyuları varmış ve bu kuyulardan çevredeki halk su ihtiyacını giderirmiş. Bu nedenle burada kurulan Bektaşi Tekkesi'ne de Kar Yağdı Baba Tekkesi ismi verilmiş. Nitekim dergahın ilk şeyhi Muhammed Ali Efendi'ye de bu nedenle Kar Yağdı Baba Sultan denilmiştir. Bakın şeyhin kabri hemen yanı başımda ve mezar taşı şahidesinde yazanlar şu şekilde: Kutbül Arifin, Gavsül Vasilin, Hazreti Kar Yağdı Baba, Es-Seyyid Muhammed Ali Kuddise Sirruh.
En eski tarihli mezar taşı da budur. 1779 tarihlidir. 1826 yılında Sultan II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı ilga edilince Yeniçeriler Bektaşi oldukları için bütün Bektaşi dergahlarının kapısına kilit vurulmuş ve Bektaşi şeyhleri sürgün edilmiştir. İşte o dönemde metruk bir halde kalan tekkenin meşrutası ve dergah kısmı yıkılarak günümüze ulaşmamıştır. Şeyhin ve ailesinin ikamet ettiği ev ise pek çok tamirat, tadilat geçirerek ancak günümüze ulaşabilmiştir. Yine Hazire'de birbirinden değerli sanatsal açıdan da estetik açıdan da üst düzeyde olan Bektaşi başlıkları bulunmaktadır. Yine bu tekkenin en önemli özelliklerinden birisi 1875 yılında burada bir matbaa kurulmuş olmasıdır. Yine biz kayıtlarımızda bu matbaada bazı eserlerin basıldığını da görebiliyoruz. Bugünkü rotamızın son durağı Karyadı Baba Tekkesi oldu. Belki de şimdiye kadar hiç görülmemiş olan yerlere hep birlikte misafir olduk. Başka bir bölümde, başka rotalarda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.